Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sayısal sıralamada 15.000 sıralama yapan Senem yanımızda. Senem hoş geldin. Hoş bulduk. Şu an tercihleri yaptım, bekliyorsun. Evet, bekliyorum. Nereye bekliyorsun? Şey olarak var mı kafanda şuraya gelir gelmez falan dediğin yerler? Yani Kırıkkale bir ihtimal ama Sivas gelir diye düşünüyorum. Orası gelir. Memnun musun durumundan, yoksa daha iyi olabilir miydi? Biraz konuşacağız çünkü birazdan hatalarını konuşacağız. Belki çok iyi yaptığı şeyleri de konuşabiliriz. Şu anki duygusal durumun ne? Şu an çok mutluyum çünkü tıp kazandım. Tamam. Artık şehir seçmiyorum. İstiyor muydun bunu en başından beri? Yoksa hani toplumun böyle çok sevdiği bölüm ya. Yani bu yüzden mi, yoksa cidden ya tıpla böyle bir şeyin var mı böyle yıllardır? Evet, var tabii ki. Hı-hı. Çocukluğumdan beri aslında, başta benden dolayı değildir. Çünkü herkes bana sende doktor tipi var. Çocukluğumdan beri. Yani neden? Çok küçüklüğümden beri bilmiyorum. Allah Allah. Ama nasıl başladı bende onu da bilmiyorum. Bundan dolayı olabilir diyorum sadece. Peki. İlgim vardı her zaman. Hani tıp okuyanlar şey diyor, biyolojiyle alakası yok, işte biyoloji seviyorum, tıp okuyorum diyorlar diyor. Ama bence öyle yani, biyolojidir, kimyadır, böyle şeylere ilgim var zaten. Hani temeli bu sonuçta. Güzel. Peki. Öyle. Sürecin en başa dönelim mi o zaman? Şimdi arkadaşlar merak ettiği şeylerin başında ne olabilir mesela? Hocam bu arkadaş kaç netle acaba başlamıştır? Bunu merak ederler. 2. Yaz dönemi çok verimli geçmiş midir? Bunu çok merak ediyorlar. 3. de yıl içinde hocam ya şunları da iyi ki yapmışım dediği şeyler neler? Biz de onları yapalım gibi bir duruşları var. Bu üçünü cevaplayalım mı? Evet. En başta o zaman şu netlerini hatırlıyor musun? Netlerimi hatırlıyorum. Sene başında. Evet. Tam net olmasa da. Hatta ben 11'den başlayayım bence. O da olur çünkü 2021 tayfada emin ol izliyordu zaten. Evet, onlara da faydalı olur. Hı-hı. Ben 11'de dershaneye yazıldım. Dershanenin de çok artısı oldu sınav bilincinin oluşmasında. Tamam. Ben 11'den itibaren çalıştım arkadaşlar. 11'in derslerine yoğunlaştım. Güzel. TYT baktın mı? Çok önemli. Baktım. Güzel. Onda da matematikle geometri ağırlıklı bakıyordum. Harika. Kalan zamanlarda da işte biyolojiye bakıyordum. Bir de fiziğe bakıyordum. Hı-hı. Ve netlerim de 65 civarıydı. 65'te başladım. Yani. Evet, 65'te başladım. 11'in sonuna doğru biz bir 75'lere çıktık. Güzel. Yani yaz döneminin tam oralarda 75 civarı netim vardı. Tamam. Yazında işte dershanede de bir aylık bir süreç oluyordu. Onda da 88 civarı yapıyordum galiba. 80 işte, tamam. Evet. Yazın aslında ben 11'de çok iyi tuttuğum için yazın biraz boşladım. Evet. Yani yaz kampı gibi bir şeyler yaptım tabii. Yaptın ama diyorsun eksik kaldı biraz. Evet, biraz eksik kaldı. Yani 2020 tayfanın o zaman ilk pişmanlığı buradan kaptı. Demek ki biz bu yaz öyle boşlamayacağız dedi. Bu bir cepte. Aynen. Tamam, devam edelim o zaman. Netler yükseliyor muydu bir yandan giderken? Hani nasıldı gidişat? Yazın şöyle oldu benim. Şimdi dershane başladı. Tamam. Böyle dershane sınıftaki arkadaşlar çok iyi gibilerdi hani benim gözümde. Netler o yüzden yüksek. Aslında netleri böyle benimle aynı gibiydi. Hani çok bir yüksek değildi ama şöyle dersteki durumları bayağı bir beni ürkütüyordu. Çok kendilerine güvenlilerdi. Her şeyi biliyorum böyle kafasındalar mıydı? Bana öyle geliyordu. O yüzden ben bir stres olmuştum. Çok ağlıyordum. Yazın da çok ağlıyordum. Çok stresliydi. Yazdan bu yana ağlıyor muydu? Yani niye? Peki yani olmayacak falan diye mi? Evet, olmayacak diyordum. Yani onlar böyle, ben böyleyim. Ne yapacağım diyordum. Ama işte yazın şöyle oldu. Yaza gireyim. En az 3 saat çalışıyordum. 7 saat çalıştığım da oluyordu. 3-7 arası gidiyordun yani. Ortalama yani en az 5 saati var galiba. Evet, var. Yazın en iyi yaptığım şeyler işte ben temelden girdim. Aslında hani o kadar da temel değildim ama TYT'm çok iyi değildi. 9-10'da hani çalışıyordum yine ama unutmuşuz. Ondan sonra çok iyi çalışmamışız. Ondan dolayı ben temelden aldım. Biyolojiyi, kimyayı, problemleri temelden aldım. Yaz bitti şu an. Yaz bitmedi, yani yazın sonuna geldiğinde vicdanın rahat mıydı mesela? Dedin ya biraz az çalışmışım mesela, ondan bir şeyim var, burukluğum vardı. Değildi. Peki sonra okullar açıldı, orada düzeni toparlamakta zorlandın mı, yoksa hocam yok ya çok iyi yükselmeye devam ettim diyorsun, orada nasıldı? Yükselmeye devam ettim çünkü artık böyle rahatlamıştım, alışmıştım tempoya. Netler aslında çok hızlı yükselmiyordu ama çalışmalarım iyi gidiyordu. Daha bir düzene girdi. Hani 12. sınıf konuları da başladı. İşte onlara çalışırken bayağı bir vakit geçiyordu. Oradan en iyi yaptığı şey neydi mesela? Ne bileyim böyle 12. sınıfta hocam şunu var ya ben yapıyordum ya da ne bileyim işte arkadaşlarla yapıyorduk. İyi ki de yapmışız dediği şeyler var mı böyle? Aslında şöyle, siz bir videonuzda şey demiştiniz. Az çoktur demiştiniz. Evet. Bu benim hayat felsefem oldu. Güzel. Ama o bana ait değil ama onu da söyleyeyim. Böyle çok dolaşır aslında. Güzel felsefedir. Ama sen kaptın. Onu ben her zaman uygulamaya çalıştım ama siz şunu örnek verelim demiştiniz. Sabah kalkıp hani biyoloji okumak, işte fizik çözmek falan o türden demiştiniz. Ben de hep saate bakıyoruz. İşte az bir zamanım kalmış, aman bırakayım. Öyle demiyorduk hiçbir zaman. Süper, biz arkadaşlarla beraber. Hep çalışıyorduk yani, boş bırakmıyorduk. Mesela teyzemlere giderdik. Ama teyzeye selam söyleyeceğim. Ondan sonra oraya da hep götürürdüm. Hani yemek yedikten sonra ben ders çalışmaya geçerdim. Hani o gün gittik. Orada az denilen yeri bile diyorsun. Aynen. Hemen dolduralım. Aynen. Güzel. Sonra pikniğe gidilirdi. İşte ben oraya yine götürürdüm. Tam mangal bir yandan oluyor. Sen güzel. Öyle yani. Peki böyle kızdığın şeyler var mı kendine? Kızdığım şeyler çok var. Aslında tek bir konu ama birçok dalı var. Çok takıntılıydım. Yani denemelerde işte giydiğim kıyafete, yanımda oturan kişiye, işte arkamda oturan kişiye, denemedeki sınıfıma, işte hangisi birinci, ikinci, üçüncü sırada mıyım? En arkada oturmayı çok severdim. Çünkü hani rahat kimse seni görmüyor. Öyle şeyler isterdim. Hani dikkatimi çok veremezdim o yüzden. Ondan sonra evde çok fazla ses istemezdim. Hatta Allah razı olsun çok yardımcı oluyordu ailem ama en ufak bir kapı tıkırtısına, bir yürüme sesine bile dik oluyordum yani. Onları keşke yapmasaymışım. Hiç gerek yokmuş yani. Şu anda var mı böyle şeyler hayatında? Giriyordu. Hani şu an mesela aslında, ne bileyim mesela klima sesi geliyordur arkadan. Yok. Belki içeriden bir ses falan takılıyor. O kadar değil ama yine de oluyor yani. Mesela bir şey izliyorum. Arkadan sesler geliyor ama yani normal. Odak dağılıyor diyorsun orada. Evet. Sınavda nasıl başardın odaklanmayı ya da odaklanamadın mı? Mesela AYT'de. Sınavda şöyle oldu. Şimdi sınavda sesten hiç rahatsız olmadım. İki sınavımda da gıcırtılar vardı ama ondan hiç rahatsız olmadım. Süper. Çok garip bir şekilde. Basiretiniz bağlanır ya, onun gibi bir şey oldu. Bakıyorum ama bakmıyorum ya da böyle kalemi tutuyorum ama tutamıyorum gibi oluyor. Güzel oldu. Çalışıyorum ama çalışmıyorum evet, falan. Zaten gibi. Sıkıntılı bir süreçti benim için o iki gün. İlk gün biraz daha şeydi ama sınav anında kötüydü ilk günümde işte. Sallantılar falan, panikler öyle beni biraz geriletti. Yani diyorsun ki o kadar gerilmeye gerek yok. Gerilmeye hiç gerek yok. Zaten TYT'de rahat olan kazanıyor. Değil mi? Evet. Sen daha rahat olsan daha iyi olur muydu TYT? Evet olurdu. Çünkü daha iyisini yapıyordum ben zaten. 28 Ekim matematiğim var. Dediğin gibi burası mesela direkt daha farklı olabilir galiba değil mi? Evet. Peki. Daha çok değerli olurdu. Süper. Yani şu anda ama en son nihayetinde mutluyum diyorsun. Mutluyum, bir sonucu ulaştık 15.000'le. Peki arkadaşlar söylemeseniz bir şey var mı hocam? Tavsiye demeyeceğim ama ben ne bileyim dikkat edin ya şuna dediğim bir şey var. Yani zaten çalışmanız gerekiyor. Onun dışında çok fazla soru sorun. Yani çözemediğiniz soruları sormak önemli. Deneme beğenmiyorduk biz. Onu da yapmayın. Bütün denemeler veremediniz neymiş arkadaş böyle? Yani bir türlü istediğimiz denemeler olmazdı. Hani bazı yayınları çok isterdik ama en az onlardan olurduk. Hiç gerek yokmuş onlara yani. Rahat olun. Hani hiçbir şeye takılmayın benim kadar. Öyle hani kaynaklara da çok takılmayın. Size ne faydalıysa onu yapın. İşte bu. Nasıl mutluysanız öyle yapın. Tek bir doğru yoktur. Kadar. Güzel. Evet. O doğruya çok fazla yoldan gidilir diyorsun. Finalde tam da zaten final havası oldu. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Senem. Çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Senem ve Şeyda'yı burada ağırladık. İyi ki geldiniz. İyi ki de buradan teşekkür ediyoruz. Evet, Yaren'e selamlar. Yaren geçmişler olsun. Buradan selamlarımız bir kişi daha mı vardı? Bir İremciğimize. Evet, İremciğimize. Tamam. Sırf bunun için geldiklerini itiraf ettiler arkadaşlar. Yani bir video çıkalım ve selam verelim diye. İlk kez de iyi ki geldiniz. Peki o zaman burada bir veda edelim. Hepinize çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizler de inşallah üniversitelerde çok güzel işler yaparsanız bu ülkede bize de çok faydalı şeyler sunarsınız diye umut ediyorum. Çünkü bir tarafımda hukukçu, bir tarafımda tıpçı bir güzel insan var ve bizim de sizlerden beklentimiz tabii ki çok çok yüksek. İnşallah. Peki. O zaman görüşmek üzere. Yeni mücadele öyküleriyle ilerleyen zamanlarda yine karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Güle güle.